我的榴莲水胡椒冻。 Tabii. Peki, Hikmet Barutçugil, 1973 yılından beri Ebru sanatıyla uğraşıyorum. Ebru nerede ne zaman başladığı kesin olarak bilinmiyor. 8. 9. yüzyıla kadar gittiği tahmin ediliyor. Ama 13. 14. yüzyıldan itibaren elimizde tarihe atılmış, kayıtlara geçmiş Ebrular var. Aynı yıllarda Japonya'da da Suminagashi diye bir teknik var. Bu da Ebru'ya çok benzeyen, suyun üstünde sumu mürekkebiyle yapılan bir teknik. İşte yıllar içinde bu sanatlar Orta Asya'dan, Japonya'dan Batı'ya göç etti. Ebru'nun bilinen ilk adı Çağatayca Ebre. Daha sonra İran'a geliyor. Orada Ebri diyorlar. Ebri bulutumsu, bulut gibi demek. Yine İran'da bu sanata Abru diye bir isim tamlaması koymuşlar, öyle anmışlar. Ab su, ru yüz, abru su yüzü ve Ebru'nun en kısa tarifi. Japonya'dan Ebru'ya çok merak var. Ben birkaç sefer Japonya'ya da gittim. Tonami diye bir küçük şehir var. Orada bir lale müzesi yapmışlar, bir lale şehri. Orada sergiler açtık, Ebru'dan laleler yaptık. Tokyo'da da benzer faaliyetlerimiz oldu. Biz Japonlarla çok yakın kültürleriz aslında. Şuradan belli, dil gruplarımız aynı. Ural-Altay dil grubunda Türkçe ve Japonca. Dolayısıyla Türkler ve Japonlar birbirlerinin dillerini çok rahat öğreniyorlar. Japonya'da olimpiyatların olması doğrusu sevindirici. Ama bu pandemi şartlarında inşallah umduklarını bulacaklar. Çok güzel sonuçlarla da milli takımımız geri dönecek inşallah. Ebru hiç bilmiyordum. Türkiye'ye gelene kadar bilmiyordum. Ama işte Türk arkadaşımın eve gittiğimde orada gür tablosu gördüm. Çok güzeldi. Kırmızı gürüydü. Bunu böyle yakından baktığımda fark ettim ki bu normal resim gibi değil. O yüzden sordum nasıl bunu yapmış diye. O zaman bu Ebru bilmiyor musun? Su üzerinde falan yapıyor dedi. Aa, Allah, su üzerinde nasıl çiziyor? Öyle mümkün mü dedim. Yapıyorlar dedi. İşte istersen sen de yapabilirsin dediler. O yüzden ben de kurslar araştırdım. Öyle başladım. Japonya'da da böyle Ebru'ya çok benzeyen su üzerinde yapılan geleneksel sanat var. Onun adı Suminagashi. Biraz uzun ama işte çok Ebru'ya benziyor. Sadece farkı olan şekil yapamıyor. Sadece zemin gibi şeyleri yapabiliyor. O yüzden ben de suminagashi'yla zemin yapıp Ebru'da çiçekleri falan çiziyorum. Yani bir kağıt üzerinde Japon geleneksel sanat, bir de Türk geleneksel sanat böyle birleşmiş oluyor. Onu çok hoşuma gitti. O şekilde devam ediyorum. Nazar boncuğu, meşeler, Team Türkiye için çizdim. Onlara böyle orada başarılı şekilde yarışmalar geçmek için çizdim. Ben de onlara destek oluyorum. Ben onu milli sporculara böyle nazar değmesin diye çizdim.
nazardan kovsun diye. Haydi Team Türkiye.